Herkes hoş geldi. Umarım herkes iyidir. Uzun Teşekkür zamandır, 6 hafta oldu benim yaklaşık olarak ailemle beraber evlerdeyiz. Duygusal anlamda işte birçok alışkanlığımızın değiştiği bir döneme girdik zorunlu olarak. O yüzden biraz zihin üzerine konuşmak istedim bugün. Zihinsel yapımız, işte zihnimizin nasıl uyum sağladığı, aslında sosyal varlıklar olmamızın da bunda çok büyük bir etken olması ve birbirimize ne kadar ihtiyaç duyduğumuzla ilgili. O yüzden sizlere böyle bir sunum hazırlama ihtiyacı hissettim. Ben profesyonel olarak koçluk yapıyorum. Nacizane oradan öğrendiğim benim için önemli, sizler için de fark yaratabilecek birkaç konu üzerinde paylaşım yapmak istedim. Bu nedenle de şöyle güzel bir sözle başlayalım. Şems Tebrizi duymuşsunuzdur mutlaka. Onun bir ufak şiiriyle başlamak istedim. Bazen uzaklaşmak gerekir, yakınlaşmak için. Pardon arkadaşlar, bir saniye, şunu kapatmam gerekecek. Evet. Bazen uzaklaşmak gerekir, yakınlaşmak için. Bazen hatırlamak gerekir, hatırlanmak için. Bazen ağlamak gerekir, açılmak için. Bazen anmak gerekir, anılmak için. Bazen de susmak gerekir, duymak için. Biz de şu dönemde bazen de durmak gerektiğini anladık aslında bakarsanız yeniden başlamak için. Bu bizim için ne ifade ediyor diye sorarsanız birçok yeni alışkanlık aslında edinmeye başladık evlerin içerisinde. Hepimizin çok fazla koşuşturmalı bir hayatı var. Zamanın yetersizliğinden sürekli şikayet ediyoruz. Ve zaman hiçbir zaman yetmediğinden şikayet ediyoruz. Ama zorunlu olarak evlerin içerisinde karantina süresinde girdiğimiz andan itibaren aslında her şeyin bizim için ne kadar anlam olarak farklı olduğunu görmeye başladık. Bu nedenle de biraz zihnimizin nasıl çalıştığını, aslında ne kadar uyumlu olduğunu, zihin yapımızın hayatımıza nasıl şekil verdiğinden bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili olarak da Marilee Goldberg'in bir yaklaşımı var. Öğrenen ve yargılayan zihin olarak ayırmış. Öğrenen ve yargılayan zihine baktığımızda aslında bizim değişime olan bakış açımızı yansıtıyor. Her ikisinin de sonuçlarına detaylı olarak birazdan anlatmaya çalışacağım size. Değişime neden kapalıyız? Hep konfor alanımızda kalmak istiyoruz ya da o güvenli alanı terk etmek istemiyoruz. Değişim bizi niye korkutuyor aslında bakarsanız? Korkularımızın nedenine baktığımızda belirsizlik aslında bizi korkutuyor. Yani biz zamanı an olarak yaşıyoruz, anlardan oluşuyor. Yani geçmişe döndüğünüzde sadece tecrübelerden faydalanabiliyoruz ama gelecekle ilgili olan herhangi bir bilgimiz, aynı şu korona günlerinde olduğu gibi. Herhangi bir elimizde bir done yok. Ne olacağı belirsiz. Zamanı da göz önüne aldığınızda aslında bilinmeyen bizde yarattığı korku, kaygı gibi şeyler bizim değişimimize önünde bir engel. Yani total olarak baktığınızda aslında en büyük engel kendi zihnimiz. Orada kendimizle ilgili hayallerimizle ilgili, hedeflerimizle ilgili ya da önümüzdeki süreçte ne olacağıyla ilgili herhangi bir done bulunmadığı için biz bununla ilgili olarak adım atmaktan, kendi konfor alanımızı terk etmekten hep tedirgin bir şekilde o çemberin içerisinden bir türlü çıkamıyoruz. Ve bunu gerçekleştiren tek şey aslında baktığınızda algılarımız. Yani çocukluktan oluşuyor algılarımız 0-6 yaş arasında ve sürekli üzerine gün ve gün koyarak gidiyoruz. Algıları oluşturan en büyük etken aslında 5 duyumuz biliyorsunuz. Hani duyularımızla biz algılıyoruz dünyayı ve yaşamı. Fakat bunların içerisinde 2 tanesi çok önemli bizler için. Bir tanesi görme duyumuz, bir tanesi de işitsel duyumuz. Buradan elde ettiğimiz veriler beynimizin bu sürüngen beyin dediğimiz kısmında kodlanıyor aslında bakarsanız. İşte bir rengin kodlanması da olabilir, işte bir anının kodlanması da olabilir. Yaşadığımız herhangi bir görseli beynimiz o anda hangi duyguları hissediyorsak o şekilde kodluyor.
Ve sonrasında biz bunları hayatımızda sanki doğruymuş gibi, gerçekmiş gibi işlemeye başlıyoruz. Bu nedenden dolayı da ilerleyen dönemlerde işte algılarımızın bize gerçekmiş gibi gelmesinden kaynaklı olarak düşüncelerimiz ve doğal olarak da davranışlarımız oluşmaya başlıyor. Biz duygularımızı aslında son dönemlerde, ta ki korona günlerine kadar çok çabuk yaşardık. Hani saliseler üzerinde. Beden dilini biliyorsunuzdur. Yani bu beden dili veya ilk tepki, yani insanları ilk gördüğümüzdeki o ilk yargı, hani ilk izlenim diyoruz aslında ama ilk yargıdır. Süresi 1 saniye 48 saliseye falan düşmüş son 6 ay içerisinde yapılan araştırmalarda. Bunun en büyük nedeninin de aslında zamanı ne kadar hızlı yaşamamızdan kaynaklı olduğu söyleniyor. Eskiden 180 saniyeyken şu anda 1 saniye 48 salise gibi bir sürede. Biz ilk yargıdan, yani o ilk izlenimden neyi kastediyoruz? Ben burada bir anımı anlatmak istiyorum size. Zihin yapısına geçmeden önce. Sanırım 2 sene öncesinde bir firmada eğitim vermek için bulundum. Orada işte eğitim salonuna geçtim. Katılımcıları bekliyorum. Çay servisi yapılacak ve bir şekilde hazırlıklar yapıyoruz biz salonda. Beklerken böyle çok şık, çok zarif, her halinden çok bakımlı olduğunu anladığımız bir kadın içeriye girdi. O kadar samimi, içten bir gülümsemeyle yanıma yaklaşıp hal hatır sorduktan sonra nasıl içersiniz kahvenizi diye sordu. Aslında ben onun bir direktör olduğunu düşünmüştüm. Yani katılımcıların hepsinin seviyesi direktör seviyesinde ve liderlik programı anlatacağım. Ben katılımcılardan biri olduğunu varsaydım o anda. Kişiyi o 180 saniyede süzdükten sonra. Kahvemin nasıl içileceğini sorduğu zamana kadar da o şekilde bir algıyla devam ettim. Sonrasında Nermin'di bayanın ismi, yanlış hatırlamıyorsam. Nermin Hanım işte çok ilgili bir şekilde işte ne zaman ara verileceği, katılımcılarının kahvelerini işte hangi saatlerde ortalama içtikleri, eğitimi bölüp bölmemesinin bir sorun olmayacağını gibi şekilde ilgili bir şekilde sorular sormaya başladıktan sonra servis hizmeti veren personel olduğunu anladım. Biz eğitime başladık. Katılımcılar içeriye girdi. Bir saat kadar falan da bir süre geçti. Sonra Nermin Hanım girdi içeriye ve çay hizmetini gerçekleştirdi. Kahve, çay, herkese servisini yaptı. O ana kadar sadece görünümüyle ya da işte konuşma tarzıyla benim farklı bir apolet giydirdiğim Nermin Hanım'ın aslında herkesin gözünde ne kadar içten, samimi, ilgili olduğunu anlamama neden oldu. Bunun da en büyük nedeni herkesin onu gördüğünde gülümsemesi, hal hatır sorması gibi etkenler oldu aslına bakarsanız. Nermin Hanım servisini bitirip çıktıktan sonra dedim ne kadar güzel arkadaşlar ya. Hani Nermin Hanım ne kadar güler yüzlü, ne kadar ilgili. Herkes Nermin Hanım'la ilgili bir anısını anlatmaya başladı. Ve liderlik anlattığımız bir sunum baktığınızda. Daha bir saat olduğu için henüz daha konunun başlangıcını yapıyorduk o sırada. Dedim Nermin Hanım'la ilgili hangi özelliği sizi etkiliyor? Ve geçip onların bana Nermin Hanım'la ilgili verdikleri geri bildirimleri tahtaya yazmaya başladım. O kadar güzel geri bildirimler geldi ki Nermin Hanım'la ilgili. Yani sorumluluk sahibi olması, güler yüzlü olması, herkesin ihtiyacını anlaması, aslında güven vermesi. Hatta şöyle bir geri bildirimde bulundu Hüseyin Bey, vardı katılımcılardan biri. Yani Nermin Hanım bir aylık izne çıktığı zamanlarda bile bizim servisimizin aksamaması için bir ay öncesinde kendi yanına bir çalışan alıp kendisine notlar bırakıyor. Yani burada insanlara verdiği değer, güven, bütün katılımcılar üzerinde harika etkiler yaratmış. Sonra kişilerden aldığımız geri bildirimleri işte dedik yani liderlik özellikleri baktığınızda. Yani çevik liderliği anlatıyorduk orada kişilere. Ama baktığınızda aslında hepimiz hayatımızın lideriyiz de bağlıyoruz. Bütün davranışlarımızla, insanlara karşı olan yaklaşımımızla, açıklığımızla, ihtiyaç anlamakla.
Yani biz hangi işi yaparsak yapalım, hangi ortamlarda bulunursak bulunalım aslına bakarsanız bizim zihin yapımız, insanlara karşı olan duygularımızın yansıması, davranışlarımız bizi bir şekilde o ortamın içerisinde lider konumuna getirebiliyor. Biz öğrenen ve yargılayan zihin olarak devam edersek eğer, burada neyi kastediyoruz? Şöyle size dalış üzerinden de hatta örnekleyerek gidebilirim burada. Yargılayan zihin dediğimizde aslında her iki yaklaşımı da biz ortalama olarak zihnimize yapıyoruz maalesef. Yani bu yargılayan taraf için maalesef diyorum. Çünkü yani baktığınızda zaman içerisinde olumsuz insanlarla, olumsuz durumlarla, olumsuz duygular yansıtan ilişkilerle karşılaşabiliyoruz ne yazık ki. O yüzden yargılayan tarafa da geçebiliyoruz. Ama burada asıl vermek istediğimiz etki ya da sonuç öyle alırsanız eğer biz hangi tarafta yoğunluklu olarak bir düşünce yapısına sahibiz? Yargılayan tarafa baktığımızda her şeyi bilirim yaklaşımıyla yaklaşan kişiler vardır. Siz de etrafınızda, sevdiklerinizde ya da sosyal çevrenizde görmüşsünüzdür mutlaka ya da iş yerinde. Daha ağzınızdan herhangi bir cümle çıkmadan tepkisel olarak size otomatik cevap verenler ya da sizi dinlerken aslında dinliyormuş gibi görünerek sadece o anı doldurmak, o zamanı doldurmak adına cevap veren kişiler ve genelde sorun odaklı. Yani herhangi bir sorunla karşılaştıklarında çözümden ziyade o sorunun nasıl oluştuğu, kim tarafından meydana getirildiği, bununla ilgili olarak yanlışın ne olduğu, kimin yanlış yaptığı gibi ağırlıklı olarak bu tarafta zihnini odaklayan ve hiçbir şekilde çözüme yaklaşamayan, o çözüm arayışına giremeyen kişiler daha ziyade yargılayan zihin yapısına sahip kişilerdir. Ve aynı şekilde değişime çok kapalı olan kişiler. Burada herhangi bir şekilde geri bildirim, yani çok sevdiğiniz bir arkadaşınız da olsa, eşiniz de olsa, eğer onun iyiliği adına herhangi birkaç kelime bile söylediğinizde direkt eleştiri olarak kabul eden kişilerdir bunlar. Ve direkt savunmaya geçerler. Yani kendilerini her koşulda haklı çıkarmak. Ve nasıl anlatalım? Daha çok tehlike olarak algılarlar karşıdaki insanı. Bu yaklaşımda kalmanın maliyeti çok ağır. Bundan sonraki slaytta size slayt üzerine tekrar anlatacağım. Ama öğrenen yaklaşımda ağırlıklı olarak kalmaya çalışırsak ki evet tabii ki bu çok zor bir şey. Biraz değil bayağı bir pratiğe ihtiyacımız var bu durumda. Öğrenen tarafta kalmak sorunla karşılaştığımızda aslında zorlaşıyor. Çünkü her şey yolundayken kolay. Yani olumlu olan her şeyde biliyorsunuz ki herhangi bir şekilde kaygıya, korkuya, öfkeye, sinirlenme gibi duygulara sahip olmuyoruz. Zaten yolunda giden bir sürecimiz var. Ama olumsuz bir durumla karşılaştığımızda, evet orada bir durup, hani bu 10 saniye nefes alıp düşünün dedikleri noktada, orada farkındalıkla bu bakış açısını nasıl elde edebilirim, bu yaklaşımda nasıl kalabilirim diye bayağı bir direnmeniz gerekiyor zihninizde. Acemi yaklaşımı anlatırken ben dalıştan örnek vererek gitmek istiyorum. Hepimiz dalış nedeniyle tanıştık ve bu grubun içerisindeyiz. Dalış zamanlarınızın ilk günlerini düşünün. O eğitim dalışlarını veya işte eğitim dalışından sonraki zamanları düşünün. Acemi yaklaşım nasıldık hepimiz baktığınızda? Herkesi gözlemliyorduk tecrübe kazanmak adına. Araştırıyorduk, sorular soruyorduk birbirimize. Ve bizden kaynaklı bir sorun olmasa bile grubun içerisinde herhangi bir problem çıktığında gerek dalış ekipmanları ile ilgili olsun sürekli çözüm odaklı davranıyorduk. Yani neden çözüm odaklıyız? Çünkü kazan kazan yaklaşımı var değil mi? Biz bir grubuz baktığınızda ve o zamanı en keyifli, en güzel şekilde değerlendirmek istiyoruz. O yüzden birbirimize yardımcı olabilecek şekilde çözüm odaklı davranıyoruz. Kendi doğrularımız, başkalarının doğruları önemli değil. O anda olay veya durum ne gerektiriyorsa en doğru bir şekilde
herkesin de hoşuna gidecek veya herkesin keyif alacağı şekilde durumu düzeltmeye çalışıyoruz. Aslında acemi yaklaşımı olarak söylediğimiz şey merak etmekten geçiyor. Merak duygumuzla ilgili. Bizim son dönemlerde teknolojinin hızlanmasıyla işte online olarak kullandığımız bütün programları düşünebilirsiniz. WhatsApp, Instagram, Facebook. Duygularımızın nasıl deforme olduğunu görebilirsiniz. İşte emojiler kullanıyoruz, işte kısa kısa yazışmalar yapıyoruz. İş ortamında da WhatsApp kullanıyoruz biliyorsunuz. Böyle kısa kısa notlar yazıyoruz. İşte, hani ne haber derken bile NBR şeklinde bir ifadeyle yazıyoruz. Çok da aslında orada çok karşımızdakinin o anki gerçekten duygusunu, halini merak ettiğimiz için değil, o andaki durumu çözmek adına bunları yapıyoruz. Merak konusu neden acemi yaklaşımda önemli? Çünkü ilişkilerdeki yozlaşmanın bence en büyük nedeni merakımızı kaybetmemiz. Yani bir iş ortamına da baksanız, sosyal ortama da baksanız, hani gün geliyor işte, ben kendi eski iş ortamından örnek vereyim. O kadar yoğun bir zamanın içerisinde yetişmeyen işlerle uğraşıyorsunuz ki bir merhabayı veya işte iş arkadaşınızın yüzüne bakıp da nasılsın ya demeyi unuttuğumuz zamanları biliyorum. Veya moralini bozuk gördüğümüz, gerçekten keyifsiz olduğunu düşündüğümüz anda gidip sorma ihtiyacı bile hissetmediğimiz zamanları biliyorum. Bu biraz evet zaman kaynaklı, biraz da teknolojinin ilerlemesiyle zihnimizin nasıl değiştiğinden kaynaklı bir şey. Merakımızı yitirmeye başladık birbirimize karşı. Bu yüzden öğrenen ve acemi yaklaşımıyla ilişkilerimizi yönetmek aslında bizim uzun vadede hem daha fazla sosyal anlamda baktığımızda kendimizi daha iyi ifade edebilmek adına ilişkiyi kurabilmemize, hem de karşımızdaki kişinin gerçekten ihtiyacını anlayıp onun söylemlerine ya da onun bizimle ilgili olan iletişimini daha da derinleştirmemize neden olan bir şey. Ve öğrenen yapıda kalmak için evet esnek olmak gerekiyor. Ne demek esneklik? Biraz kendi değerlerimizden demeyeyim ama kendi yargılarımızdan, kendi inançlarımızdan uzaklaşıp karşımızdaki kişinin de kendine ait bir dünyası olduğunu, kendi inançları olduğunu, onu yargılamadan dinlememizi gerektiren bir zihin yapısı. Aslında tam anlamıyla öğrenen yaklaşımı kavradığımızda ilişkilerimiz ister istemez değişecek. Çünkü değişim biliyorsunuz kendi etrafımızı değiştirerek yapabileceğimiz bir şey değil. Öncelikle kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Hep içten dışa değişim gerçekleşir. Yani hep çevremizden duyuyoruz. Herkes birbiri hakkında şikayetçi. Baktığınızda işte her alanda olabilir. Yani bunu özel hayat, sosyal ya da iş diye kısıtlamak gereksiz bence. İşte onun davranışından şikayetçiyiz. Bunun söyleminden şikayetçiyiz. Onun tepkisinden şikayetçiyiz. Hep bir mızmızlanma, bir şikayet, bir işte ilgisizlik gibi düşünebilirsiniz çevremize karşı. Ve hep bunları değiştirmek adına bir çaba sarf ediyoruz. Aslında biraz burada düşünüp durup böyle bir düşünmek gerekiyor. Ya benim çevremde bu süre gelen şekildeki insanlar veya bana sürekli olarak böyle tepkilerde gelen kişilerde benim rolüm ne? Ben nasıl davranıyorum? Dinleyebiliyor muyum gerçekten? Gerçekten onların ihtiyaçlarına hizmet edebiliyor muyum arkadaşlığımla, dostumla, iş arkadaşlığımla? Biraz bu konuda daha farklı düşünmek gerekiyor. Daha farklı bakış açısıyla bakmak gerekiyor. O nedenle biraz esnek olmaya ihtiyacımız var. Esneklikten dediğim gibi hani biraz zor, evet bu taraf biraz kırılması zor bir alan. Ama şöyle yapılabilir diye düşünüyorum. Herkesin eşsiz olduğunu kabul etmemiz gerekli. Yani nasıl eşsizlikten kastım nedir? Herkes farklı anne babanın evlatları. Aynı aileden kardeşiniz bile olsa çok farklı tepkiler verebiliyorsunuz değil mi bazı olaylara? Yani ben kız kardeşim var.
Yani birbirimizden farklı dünyalardan insanlarmışız gibi farklıyız. Ama aynı ailede, aynı çevreyle büyüdük. Bizim algılarımız işte burada devreye giriyor baktığınızda. Biz o 0-6 yaş arasında dünyayı nasıl algıladık? Nasıl bir anlam kattık gördüklerimize, duyduklarımıza, bize öğretilenlere, verilen telkinlere? Zihnimiz burada yapılandı. Ama bunların hepsinin doğru olduğu ya da gerçek olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden herkesin eşsiz olduğunu kabul etmekle başlamalıyız. Evet, hata yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Herkes hata yapabilir. Bize göre hataların büyüklüğü, küçüklüğü ya da bize zarar verip vermemesi, işte orada sınırlarımızı devreye sokabiliriz. Ve seçimlerimizi kişilerle ilgili olarak. Ama öncelikle bir şans vermek, bir değil hatta birkaç defa şans verdikten sonra ancak kişiyi tam anlamıyla anlayabiliriz. Hani zihinsel yapısını, nasıl düşündüğünü. O yüzden öğrenen tarafta kalmak gerçekten zor. Aynı zamanda da bize ileri dönemlerde, uzun vadede birçok iyi dost, birçok iyi arkadaş kazandırabilecek, ilişkilerimizi daha sağlıklı yürütebileceğimiz bir zihin yapısı. Zihin yapımızın bize maliyetine baktığımızda hep meraktan bahsettim öğrenende. Eğer merak edersek öğrenmeye açık bir duruma geliyoruz. Her konuda. Bu öğrenme dediğimiz hep aklımıza bilgi geliyor. Bilgiden ziyade ilişkilere yoğunlaştığımızda kişilerin neyi neden yaptığı, niye söylediği, nasıl davrandığını aslında biraz da merak etmemiz gerekli. Onların altında yatan nedenleri sorgulamamız gerekli. Dalıştan verdiğim örnek gibi düşünün. İlk acemi olduğumuz dönemlerde nasıl ortamın hepimiz için daha iyi bir hale gelmesi için o acemi yaklaşımımızda herkese yardım etmeye çabalıyoruz. Bunun dışında herkesin keyfinin yerinde olması için ufak tefek şeyleri görmezden geliyoruz. Bu tamamen kazan kazan yaklaşımıyla ilgili bir şey. Ve sonuçta keyifli bir ortam hepimize ilham veriyor. Neden dalıştan zevk alıyoruz diye kendinize hiç sordunuz mu bilmiyorum. Benim dalışa başlamam kendi korkularımdan kaynaklıydı. Yusuf hocam da çok iyi tecrübeledi ilk dalışımda. O korkularımı yenmek için başladım ve sonrasında çok güzel bir hobiye döndü. Burada sadece benim çabam değildi, etrafımdaki kişilerin de bana kattıkları, onların destekleri, söylemleri, onların tecrübelerini aktarmaları. Hepsi bana ilham oldu aslında bakarsanız ki sonradan derin dalışa geçebildim korkmama rağmen. O ilhamla beraber başarı duygusu tabii ki geliyor. Yani başarıyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Biz ilkokuldan beri her başardığımızda takdir görüyoruz, değil mi? Takdir hayatımızda aslında çok önemli bir noktada yer alıyor. Ama nedense ilkokuldan sonra takdirler azalmaya başlıyor. Hatta kendimizi bile takdir etmeyi unutuyoruz. Aslında en büyük ihtiyaçlarımızdan biri. Kendi kendinizi takdir etmeye başlıyorsunuz. O ilham ve enerjiyle birlikte. Ve tabii ki sonrasında doğal olarak başarı geliyor. Eğer negatif olarak yani yargılayan tarafta bakarsanız öncelikle ne olursa olsun yaptığınız en ufak bir hatada bile savunmaya geçeceksiniz. Yani öğrenmeye tamamen kapalısınız. Değişime tamamen kapalısınız. Ve sürekli haklı ve güçlü olmak adına bir çaba sarf edeceksiniz. Bu tabii ki sonucunda umutsuzluk getiriyor insana. Neden diye söylerseniz, insan her alanda başarılı olabiliyor mu? Her eline attığı işte. Tabii ki mümkün değil. Keşke hepimiz her istediğimizde başarılı, her alanda başarılı olabilsek. Ama mümkün değil. Ama sonuçta o öğrenen tarafta kaldığımızda hata bile yapsak, bir şeyi başaramasak bile oradan edindiğimiz en ufak bir tecrübeyle farklı bir alana geçme şansımız var. Ama yargılayan tarafta kaldığımızda, kaybettiğimiz anda sadece kendimizi başarısızlığa odaklıyoruz. Yine yapamadık. Yine olmadı.
niye ben tarafında zihnimiz kendi kendini bitirmeye başlıyor. Dolayısıyla değişim için gereken o cesaretimiz haklısın demeye başlıyor bize zihnimiz. Bak olmadı, işte korktun, kaygılandın, çabaladın, denedin ama yine olmadı. Bu tarafta kalmak inanın gerçekten uzun vadede baktığınızda birçok belki de hayatta başımıza gelebilecek güzel olaylardan, işte güzel hobilerden, başarabileceğiniz farklı etkinliklerden sizi mahrum ediyor. Ya da ilişki bazında baktığınızda belki de çok iyi dost olabileceğiniz, hayatınıza renk katacak, anlam katacak birçok kişiyi daha hiç tanımadan sadece ön yargılarınızla yaklaştığınız için kaybetmiş oluyorsunuz. Bu da aslında fırsat kaçırmak, hayattaki fırsatları kaçırmak olarak nitelendiriyorum kendi adıma. Evet, zihin yapısında öğrenen tarafta nasıl kalabiliriz? Bu farkındalığı nasıl elde edebiliriz? Zor dedim biraz önce ama imkansız değil. Çok çabalamak gerekiyor mu? Evet, çabalamak gerekiyor. Bunun için de üç tane adım çıkardım sizlere. Hani bu sorularla giderseniz eğer en azından böyle bir yapının zihinde çalıştığının bilinciyle giderseniz bile başınıza herhangi olumsuz bir şey geldiğinde ya şu an ben hangi açıdan düşünüyorum? Hangi roldeyim ben? Ne taraftayım? Öğrenen taraftan mı bakıyorum? Yoksa yargılıyor muyum insanları veya olayı? Buradan bu tarafta yargılayan tarafta bakarsam nasıl bir sonuç elde edebilirim? Ya da farklı bakış açısıyla yeni sonuçlar nasıl elde edebilirim diye bakarsam bu öğrenen tarafta ne gibi sonuçlar elde edebilirim diye bakmak aslında ilk adım. Yani durup bir düşünmek gerekiyor. Olumsuz bir şeyle karşılaştınız. Bundan sonraki adımda ben ne şekilde devam etmeliyim? Burada biraz da aslına bakarsanız seçimler ve seçenekler işin içine giriyor. Ve niyet işin içine giriyor. Biz ne niyetle o olaya ya da kişiye yaklaşıyoruz? Evet, hayatımızda olmasını ya da o olaysa eğer bir olayla karşılaştığımızda o olayın neresinde olmak istiyoruz? Önce bunun bir niyetini ortaya koymamız gerekli. Sonrasında da bu rol, yani hangi rolde olmam benim ve çevremdeki insanlar için yeni bir sayfa açabilir? Oradan nasıl bir sonuç çıkarabilirim? Ya da nasıl bir fayda sağlar bize? Bunu bir düşünmek gerekli. Eğer Anlıyorum. seçeneklerinizi ortaya koyabiliyorsanız, farklı bakış açıları kazanabiliyorsanız o olay ya da kişiyle ilgili, burada nasıl düşündüğünüzden ziyade bundan sonra nasıl hareket etmem gerekiyor ya da bu olayın içerisinde ben çevremdeki kişilerle nasıl bir iletişimde geçmem gerekiyor ya geliyor adım olarak baktığınızda. Zihin bunu otomatik olarak bir süre sonra yapmaya başlıyor. Eğer seçeneklerinizi de ortaya koyabiliyorsanız, inanın ki düşünmeye başladığınızda, sorgulamaya başladığınızda hiç çözülmeyecek sandığınız ya da imkansız gibi görünen her şeyde birden çok seçenek ortaya koyabiliyorsunuz. Bir de kabul etmek gerekiyor sonrasında. Yani kabul etmek dediğimiz zaman hep eğitimlerde boyun eğmek mi diye geliyor bana arkadaşların, katılımcılardan soru. Hayır, boyun eğmek değil. Yani kabul etmek boyun eğmek demek değildir. Olayı ya da o anda gerçekleştiren durumu olduğu gibi almaktır. İyisiyle, kötüsüyle, yanlışıyla, doğrusuyla. Ve oradan ne fayda çıkarabiliriz? Nasıl yarar sağlayabiliriz? Kendimize nasıl bir tecrübe katabiliriz? Bunu düşünebilmektir. Yoksa kesinlikle boyun eğmek değildir. O yüzden seçeneklerimizi gerçekleştirdikten sonra birkaç tane seçenekte bize en güzel, en mantıklı, en yararlı, en fayda sağlayacak hangisi geliyorsa o seçeneğe tutunup bağlı kalmamız gerekiyor. İşte burada cesaretimiz birazcık ön plana çıkıyor. Hani o seçeneği gerçekten yapabilecek cesaretimiz varsa ve ona bağlı kalabiliyorsak mutlaka gerçekleştirme için çaba sarf etmeye başlıyoruz. O yüzden
Farkında olun. Zihin yapınız nasıl çalışıyor? Özellikle olumsuz bir olayla ya da bir durumla karşılaştığınızda o anda hangi roldesiniz? Yargılıyor musunuz? Yoksa açık bir zihinle mi olaya olduğu gibi bakıyorsunuz? Ve buradan ne gibi bir fayda sağlamak istiyorsunuz? Siz kendinize ya da çevrenizdeki kişilere. Sonrasında da seçenekleri ortaya koyduğumuzda onlardan birine sıkı sıkıya bağlı kalıp çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bunun sonucunda da mutlaka başarıyı bir şekilde elde ediyoruz. Ha, başarısızlık olabilir ama öğrenen zihinde kaldığımızda, merak ettiğimizde oradan kazandığımız tecrübeyle farklı bir seçeneğe gidiyoruz. Orada tamamen kaybetmiyoruz. Yine farklı bir seçeneğe geçebiliyoruz. Zihin yapımızın ilişkilerdeki bir hem avantajı hem dezavantajı diyeyim, sorular üzerine. İlişkilerde veya iletişimde şöyle söyleyebilirim. En önemli iki unsur var bence. Biri dinlemek, biri soru sormak. Dinlemeye baktığınızda hepimiz dinliyormuş gibi görünsek de çoğu zaman ya zamansızlıktan ya ilgi ve odağımızın farklı yerde olmasından kaynaklı olarak karşımıza kişi konuşurken biraz boşluk doldurmak için dinliyoruz. Ya da ben bilirim, onun yerinde öyle olsam diye dinliyoruz. Ya da hiç dinlemiyoruz. Farklı şeylerle ilgileniyoruz. Sadece mış gibi görünüyoruz. Dinlemek çok önemli bir etken iletişimde. Ama bir tarafta da doğru cevapları alabilmek için kişilerden doğru soruları sormak gerekiyor. Böyle bir anekdot da var. Yani biz özellikle ben eğitim verdiğim kurumlarda ya da danışmanlık yaptığım, koçluk yaptığım danışanlarımda gördüğüm şey. Bir tanesini örnek verebilirim size. Yani bir satış müdürünün sürekli gelip, herkes şöyle söyledi. Herkes bana gelip ağlama duvarıymışım gibi problemlerini anlatıyor. O kadar bunaldım ve sıkıldım ki günlük iş süremde, işte 8 saatlik süremde kendimi psikolog gibi hissediyorum ve sürekli sorun çözmekle ilgileniyorum. Yani bununla ilgili olarak benim danışana sorduğum tek şey vardı. Ne soruyorsun? İşte ne soruyorum? İşle ilgili soruyorum dedi mesela. Hayır dedim, sorun ne? Hani onlara hangi soru kalıbıyla gidiyorsun? Düşündü. Problem nedir diye gidiyorum dedi. Yani şimdi karşınızdaki kişiye problem nedir diye gittiğinizde kişiden daha farklı bir cevap bekleyemezsiniz. Kişi problemini anlatır zaten. Ve sonuçta bundan bunalmanız, sıkılmanız biraz manasız geliyor bana. Çünkü sorduğunuz soru problem. Öğrenen tarafta kalırsak soru çeşitlerimiz de değişiyor. Biz neden sorusunu asla kullanmıyoruz iletişimde veya ilişkide bulunduğumuz kişilerde. Çünkü neden sorusu sorarken veya ağzımızdan çıkarken bile kişiyi savunmaya götüren bir kalıp. Neden? Direkt çocukluğumuzdaki o sürüngen beyine geri dönüyoruz. Oradaki kalıplara geri götürüyor bizi. Kişiye neden diye sorduğunuz zaman kişiye bahane üretir doğruyu söylemek yerine. Ya da savunmaya geçer. Yani bir kavga ortamı yaratırsınız. Ya da içine kapanır ve hiçbir şey söylemeden direkt olarak ortamdan uzaklaşır. O yüzden neden kalıbı soru sormak için çok doğru bir kalıp değil. Bunun yerine olayı ya da kişiyi açabilecek, onu konuşturabilecek ya da düşündürebilecek soru kalıplarını kullanıyoruz iletişimde. Bunlar burada da gördüğünüz üzere öğrenen zihniyetin altında sizlerle birkaç tane paylaştım. Aslında olaylara ve kişilere nasıl yaklaşmamız gerektiğiyle ilgili. Herhangi bir şeyle karşılaştığınızda kendinize ya da başkalarına sorabileceğiniz soru kalıpları bunlar. Yani evet, biz kötü bir şeyle karşılaştık, olumsuz bir sonuç elde ettik. Buradan ne öğrendik? Hangi seçeneklerle çıkıyoruz? Bu hatayı nasıl düzeltebiliriz? Burada işe yarayan neydi? Daha farklı ne yaparsak nasıl bir sonuç elde ederiz? Ya da daha farklı ne mümkün bizim için bu durumdan ya da olaydan? Ya da bu kişiyle olan ilişkimizde mümkün olan ne? Bunları kendi kendimize sormak bile belli bu zamanı egzersizleri beynimizde yaparsak eğer belli bir süre sonra bizi olumlu ve pozitif olarak bakmaya yönlendiriyor.
Sonrasında aldığımız cevaplarla biz bile kendimize şaşırıyoruz. Çünkü yargılamıyoruz, kendimizi de yargılamıyoruz. Ve karşımızdaki kişiyi de yargılamıyoruz. O yüzden soru kalıpları çok önemli. Sizin de aklınızda bulunsun. Çocuğunuz olanlar vardır. İşte mutlaka ilişkide olduğumuz insanlar var çevremizde. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığınızda lütfen neden diye sormayın. Ve kişiye yönelik olarak soruyla gitmek bence çok anlamsız. O olayla ilgili, yani mutlaka bir olay çerçevesinde gerçekleşiyordur neyse olumsuz olan şey. Olayla ilgili soru sormak, kişiyi suçlamadan, onun bu olayı nasıl gerçekleştirdiğini, niye bu şekilde bir tercih sebebi olduğunu ya da bu düşünce yapısını nasıl kazandığını sorabilirsiniz. Böylelikle kişi savunmaya geçmediği için, sizin de saldırmadığınızı düşündüğü için gerçekten gerçekliğiyle size konuşmaya başlar. O yüzden soru kalıpları gerçekten hayatımızda önemli. Değişimden bahsetmiştim. Değişimin önündeki engellerden de bahsetmiştim aslında. Konfor alanımızı terk etmememiz, işte güven, kendimize o güvenli alanı yaratmamız ve buradan çıkmama isteğimiz, o belirsizlik kaygıyı, korkuyu yaşamama isteğimiz. Aslında bakarsanız direnç noktaları da var değişimde. Yani biz niye direniyoruz da değişemiyoruz? Bu noktalara da bakmak gerekiyor. Öncelikle hep kendimiz değişimden bahsettiğimiz için ya da iletişimde hep önce bir kendimize bakmamız gerekli. Yani bir deyim var. Önce çuvaldızı kendimize. Yani biz kendimizi yeterince tanıyor muyuz, inanıyor muyuz, güveniyor muyuz, değer veriyor muyuz kendimize? Bizim kendi korkularımız, kaygılarımız neler? Edindiğimiz bu tecrübelerimiz, onlardan kendimize çıkardığımız sonuçlar neler? Öncelikle bunları çok iyi bilmemiz gerekli. Sonrasında karşımızda iletişime geçtiğimiz ya da ilişkiye geçtiğimiz kişi de bunları deneyimlememiz gerekli. Yani önce kendimizi tanımalıyız ki karşıdaki kişiyi ihtiyaçlarını, onu gerçekten iyi bir şekilde tanımayı, doğru bir şekilde tanımayı başarabilelim. O yüzden burada biraz değerler işin içine giriyor. Değerler konusu çok böyle hani saatlerce anlatılabilecek bir konu. Ama hepimiz az çok değerlerimizi biliyoruzdur. Var olma amacımız, hayattaki amacımız ne bizim? Onu bir düşünmek lazım. Yani karşımızdaki kişi bizi öfkelendiriyor mu, sinirlendiriyor mu? Aslında benim hocalarımdan biri, koçluk eğitimi aldığım zamanlarda değerler konusuyla ilgili bir olay anlatmamız istenmişti. Biz de hepimiz teker teker çıkıp 25 kişiydik, 25 kişinin önünde bizi sinirlendiren, öfkelendiren veya işte üzen bir olayı anlattık. Sonra bütün herkes anlattıktan sonra duygularınız dedi. Herkes duygusunu kendi yaratır. Bu karşınızdaki kişiyle ilgili değil. Nasıl oluyorsun? Nasıl? Ya, o onu yaptı, o yüzden sinirlendim. Hayır dedi. Senin öyle bir değerin ezildi ki orada ya da senin değerin öyle bir zedelendi ki sen o yüzden öfkelendin ve sinirlendin. Bu seninle ilgili olan bir şey. İnsan biraz duvara çarpması gerekiyor. Böyle durumlarda. Yani bir kendimizi gerçekten tam anlamıyla değerlerimizle ifade edebiliyor muyuz hayatta? Bir durup düşünmemiz gerekli. O yüzden değerlerimizi ve onlara verdiğimiz anlamları çok iyi tespit etmemiz gerekli. Çünkü bir sürü değer var. Hani özgürlük değerimiz var, işte adalet var, hakkaniyet var, sevgi var, huzur var. Ama hepimizin tanımı çok farklı. Aynı değeri paylaşsak bile. Özgürlük değerini ele alın mesela. Herkesin özgürlüğe yüklediği anlam farklı değil mi? Veya şu korona günlerini düşünün. Eskiden özgürlük sizin için ne ifade ediyordu? Şu an ne ifade ediyor? Yani zamanla bile değerlerin anlamları bizim tarafımızdan değişiyor. Zihnimiz değiştiriyor. Uyum sağlıyoruz çünkü. O yüzden değerlerimizi bir gözden geçirip kurduğumuz ilişkilerde onları beslemek adına nasıl hareket etmeliyiz? Birazcık bu konuda zihnimizde çalışmamız gerekli.
Algılardan bahsetmiştim ilk açılışta. Bizim algılarımız duygularımızı yaratıyor ve 5 tane duyu organından bahsetmiştim. Algılarımız, evet, gördüğümüz, duyduğumuz, tattığımız, kokladığımız, dokunduğumuz her şey bizim algılarımızı yaratıyor. Algılarımız duygularımızı yaratıyor sonrasında. Nasıl baktığınızda? İşte gözümüze güzel görünen bir manzara, bir deniz manzarası bize nasıl bir duygu katar? Huzur verebilir, sakinleşmemizi sağlayabilir baktığınızda. Ya da çok böyle çocukluktan güzel bir koku hatırlayabilirsiniz bir gün yolda yürürken. Aa dersiniz, benim çocukluğumdan işte şu kişinin yaptığı yemeğe benziyor koku belki de. Veya şu kişinin parfümü geldi birden burnumun ucuna. Hep bakın, zihin hep eskiye doğru sizi çeker algılarla. Duygularımız aslında düşüncelerimizin yapı taşları. Biz düşüncelerimizi şekillendirirken tamamen duygularımızın üzerine kurarız. Yani birine öfkeleniyorsak, sinirleniyorsak o kişiyle ilgili olan düşüncemiz ona göre şekillenir. Veya bir kişiyle sohbetimiz bizi acayip rahatlatıyorsa, huzur veriyorsa, sakinleştiriyorsa o kişi hakkındaki düşüncemizi o şekilde şekillendiririz. Ve düşüncelerimizin şekillendirilmesinden sonra davranışlarımız meydana çıkar. Kişileri düşünün etrafınızdaki ya da yaşamınızdaki. Herkese farklı davranıyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Sinemaya gittiğiniz arkadaşınız farklı. Burayı kapatsaydım. Dalışa gittiğiniz Özür arkadaşınız farklı. İş yaşamınızda belki 20 kişiyle beraber çalışıyorsunuz. Ama İçinden belki 2 ya da 3 kişiyle maksimum çok şanslıysanız çok iyi vakit geçirebiliyorsunuz ya da anlaşabiliyorsunuz. Ailenize dönün bakın. Babanızla, annenizle olan ilişkileriniz ya da kardeşinizle olan ilişkileriniz. 2-3 tane kardeşiniz olduğunu varsaysanız bile aynı bakın aile, aynı çevre, aynı koşullar, aynı telkinlerle büyümüş olmanıza rağmen içinden birisiyle çok daha iyi anlaşabildiğinizi görebilirsiniz. Bu tamamen duygularımızdan kaynaklı, algılarımızdan kaynaklı olarak ta davranışlarımıza kadar maalesef yansıyor. O yüzden zihnimizin bizi yönetmesine değil, bizim zihnimizi yönetmek için neye ihtiyacımıza var, bu yapıyı kendimizde nasıl fark edebiliriz ve fark ettiğimiz noktada nasıl bir davranış ortaya koyabiliriz? Bu yüzden ilişki anlamına baktığınızda zihin yapısı gerçekten çok çok önemli bir hal alıyor. Biz hepimiz sosyal varlıklarız. Evet, geçmişten bu yana evrimleşerek geldik. İşte 200 yıl önceye baktığınızda kölelik vardı. Gayet de normal karşılanıyordu o dönemde. Savaşlarda insanların ölmesi gayet normal karşılanıyordu. Şu an baktığımızda artık daha insancıl durumdayız. Yani cana önem veriyoruz. Biraz burada kadınların da toplumda işte önemsenmesi, işte daha etkin olarak görev yapmaları da bence bayağı bir katkı sağladı tarafta. O dönemde 200 yıl öncesine ya da 300 yıl öncesine o insanların ilk zamanlarına baktığımızda insanların fizyolojik olarak ihtiyaçlarını gidermeleri önemli. Yani neydi? İşte gıda sağlamaları, barınmaları, bir de kendilerini korumaları. Aslında şimdiye baktığımızda da bunlar en önemli ihtiyaçlarımız. Yani biz karnımızı doyurduğumuz sürece, bir çatı altında olduğumuz sürece kendimizi güvende hissediyoruz. Bu güven duygusu olmazsa hiçbir şey rayına oturmuyor. O bir en önemli taban gibi düşünün. Güven gerekiyor. Yani beslenmemiz, barınmamız ve çevremizdeki sosyal varlık olduğumuz için o insanlarla olan iletişimimizi sağlıklı bir şekilde yapmamız. Sonrasında kendi adımıza da en çok istediğimiz şey çevremiz tarafından anlaşılmak duygusu. Ve onlar tarafından onaylanmak ihtiyacı. Ve tabii ki takdir edilmek. Bu anlaşılmak, onaylanmak ve takdir edilmek hepimiz için şu anda düşündüğümüzden çok çok daha önemli.
İkili ilişkilerimizde de, iş hayatımızda da, çocuğumuzla olan ilişkimizde bile bunların hepsine ihtiyaç duyuyoruz. Alabiliriz diye hem biz ihtiyaç duyuyoruz hem de karşı tarafa bunları vermekle yükümlüyüz. İlişkiye baktığınızda zaten anlamak için dinliyoruz. Ya da kişileri bir başarı düşünün. Yine bir kurumdan örnek vereyim. İşte ya da sizin özel iş hayatınızı şöyle bir düşündüğünüzde başarılı bir iş yaptınız ve takdir görmediğiniz bir an olabilir. Genelde hepimizin de vardır. Orada yaşadığınız bir hayal kırıklığı duygusunu hatırlayabilirsiniz. Onaylanmak ve takdir edilmek hayatımızda çok büyük bir etken. Bizi cesaretlendiren kavramlar. Yani bunları görmek için yaşıyoruz. Anlaşılmak için ilişki kuruyoruz ve iletişimde geçiyoruz aslında bakarsanız. O yüzden gerek çevremize gerek de kendimize bol bol takdir etmek, kendimizi anlamak adına zihin yapımızı tanımak gerekiyor. Ben biraz hayallerden de bahsetmek istiyorum size. Hayal kavramında bir örnekle başlayayım. Hayal denildiğinde herkes şöyle bir duruyor. Hep çocuklukta hayal kurduk. İşte o daha tam bilincimizin olmadığı dönemlerde. Aslında hayalin hayatımızdaki yeri o kadar büyük ki baktığımızda. Ama hayal kurmayı yıllar içerisinde unutuyoruz. O belki rutinden kaynaklanıyor, belki hayatın zorluğundan kaynaklanıyor. Ama hayal kurmadığımız sürece aslında hiçbir hedefi gerçekleştiremiyoruz. Yine koçluk yaptığımız bir grupta bir çalışma yaparken eğitmen arkadaşımız bana sordu. Arkadaşlarımız o an çalışma yapıyor bizim verdiğimiz grubu. Senin hayalin ne Pınar dedi. Ben de kaldım. Yani o kadar uzun zamandır ben de düşünmemişim ki hayalim ne. Dedim resim yapmak herhalde. Yani şu an dedim aklıma ilk o geldi. Ben dedim yani ortaokuldayken çok keyif alıyordum yağlı boya yapmaktan. Dinledi. Dedim resimleri nerede sergilemek istersin? Öyle bir amacım yok dedim. Yani ben dedim kendi kendime resim yapmak, işte o vakti geçirmek beni mutlu eder, keyif verir bana. Ama dedi bu hayal değil ki dedi. Niye dedim? Hedef bu dedi. Yani sen dedi resimle ilgili nasıl bir hayal kurmak istersin? Nasıl bir böyle bir hayalim var? Dedim ya ben dedim Paris'te galeri açmak istiyorum ya. Sanat sergisine katılmak istiyorum. Nasıl ya? İşte dedi hayal bu. Yani evet böyle kocaman gibi görünse de benim aslında hedeflerimi oluşturmamdaki en büyük etken o. Belki gerçekleştiremeyeceğim. Olabilir. Belki bunun altın yani yeterince zaman ayıramayacağım. Farklı engeller çıkabilir. Ama sonuçta bir hayalim var. Bunu beslemek için hedef koyabilirim önüme. O yüzden hayal kurmayı hayat içerisinde belki de bırakmamamız gerekiyor. Hatta ertesi gün bu konuyla ilgili tekrar görüştük. Ben dedim hayalimi değiştirdim ya. Tamam evet galeri sanat sergisi açmak şöyle dursun. Ben dedim balinalarla dalmak istiyorum. Evet ben şu an dalıyorum ve bunu dedim hiç hayalini kurmamıştım. Evet bana çok büyük keyif veriyor, huzur veriyor suyun altında olmak. Çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar edindim. Ama dalışla ilgili hayalim evet dedim ben balinalarla dalış yapacağım. Ama 20 sene sonra da olabilir. Bunun hedeflerini koymak bana kalmış bir şey. İşte 2 sene sonra, 3 sene sonra nerede göreceğim kendimi? Onun için nasıl bir çaba sarf edeceğim? Hayal ile hedef arasındaki fark bu aslında. Biz hayal edip eylem planları yapabiliyor muyuz? Hedefimizi gerçekten doğru bir şekilde oluşturabiliyor muyuz? Bize hayale ulaştıran adımları doğru bir şekilde konumlandırabilirsek ancak hayalimiz gerçek olabiliyor. Bunu da bir anekdot olarak bu gece sizlerle paylaşmak istedim. Bir de bence bu dönemde hepimizin bu kavramlar üzerinde az çok fikri vardır diye düşünüyorum. O yüzden bu akşam ihtiyaç ve istek konusuna değinmek istedim. 5 haftadır evdeyim. Aslında isteklerimin yani ihtiyaç olmadığını anladım.
Hepiniz de aynı durumdasınızdır diye tahmin ediyorum. Para harcamıyorum. Cüzdanda kalıyor hepsi. Eskiden ne kadar çok para harcıyormuşum ihtiyaç sandığım şeylere. Aslında tamamen istekten kaynaklıymış. Biraz minimalize yaşamak insanı daha rahatlatıyormuş. Biz gerek duygularımıza, gerekse işte maddi şeylere ya da işte nasıl diyeyim eşya, mal gibi düşünebilirsiniz. Hep ihtiyaçmış gibi bakıyoruz. İhtiyaç aslında burada da tanımladığım gibi yani hayatın devamı için zorunlu olan şey. Onu da baktığınızda gıdadan ve işte güvende hissetmekten başka bir şey değil. Diğer hepsi isteklerimiz. Biz bu isteği elde ettiğimiz zaman genelde çocuklarda bunu çok sık görüyoruz bu oyuncak davalarında. Az çok tahmin edersiniz işte bir oyuncak alırsınız bir hafta oyalanır bırakır. Çok mevzu yani. Halbuki bir ay Matematik ağlamıştır çok onun için mevzu. onu alabilmek için. İstek böyle bir şey. Yani elde ettiğiniz anda önemini kaybediyor. O yüzden biraz bu karantina günlerinin bizim zihin yapımızda değişikliğinin en büyük faydasının da bu yönde olduğunu düşünüyorum. Artık hepimiz umarım en kısa sürede biter. Sağlıklı bir şekilde çıkarız bu süreçten. Ama herkes daha farklı bir alışveriş kültürüne sahip olacak diye düşünüyorum. Çünkü şu an herkes mutludur. Ben mutluyum. Yani hiçbir isteğim böyle aşırı beni rahatsız etmiyor. Öyle deli gibi eskiden işte şu ayakkabıyı da alayım, bak şu çanta da güzelmiş veya işte telefonumu değiştirmem gerekiyor gibi şeyler kalmadı. Bir düşündüğümüzde ihtiyaçlarımız aslında bizi gerçekten duygu olarak besleyen şeyler. O ihtiyacımızı giderdiğimiz zaman biz haz alıyoruz, mutlu oluyoruz. Ama istek değil. İhtiyacımızı giderdiğimiz zaman. Bir de bu karantina günlerinde en büyük fark bendeki hepimizin biraz mükemmelliyetçi bir duygusu var. Biraz da yetiştirme tarzımızdan mı kaynaklı ya da kültürümüzden mi kaynaklı bilmiyorum. Herkesin işte anne babasının işte onu yetiştiren kişinin belki aktardığı bir duygu. Hep böyle mükemmel varlıklar olarak doğuyoruz ya. Hep böyle en iyisi önümüze konmaya çalışıyor, en iyisi giydirilmeye çalışıyor. Biz de öyle davranıyoruz hoş yani. Biz farklı değiliz şu anda. Bunlardan kaynaklı olarak şunu fark ettim. Yani bu yaşımda, 40 yaşındayım. Hala bir şey yapabilmek için mükemmel bir alan yetiştirme ihtiyacı hissediyorum kendimde. Nasıl fark ettim? Spor benim için yıllardan beri yapmak istediğim bir şey. Yapıyor muyum? Evet yapıyorum. Bir ay yapıyorum, 2 ay yapıyorum. Sonra bırakıyorum. Bir şeyleri bahane ediyorum. İşte zaman yok, işte yorgunum, işte bugün çok yoğundu, rutinimin dışında işte farklı şeyler yaptım. İşte çocuk işte daha önemli ödevleri okuluydu falan filandı. Sonra kızım büyüdü 11 yaşında şu anda. Artık zamanım var. 2-3 senedir hatta çok güzel zamanım var. Ama buna rağmen ben hala düzenli olarak spor yapmıyorum. Baktığımda 2-3 seneden beri de bir spor salonuna yazılma ihtiyacım var kendime göre. İsteğim var. Buna ihtiyaç olduğunu düşünüyordum. Ama istek. Neden? Oradaki mükemmel ortam. İşte bütün spor aletleri, spor yapan insanlar, işte oranın beni motive edeceğini düşünmem. Falan 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 bir sürü vesaire şey. Ve hiçbir zaman da gidip kayıt yapma cesaretini gösterip kendime güvenmediğim için ona da başlayamadım. Karantina günlerine girdik. Spor yapmanın benim için aslında zihinsel olarak rahatlama ihtiyacını karşıladığını gördüm. Şu anda işte 300 metrelik bir yürüyüş alanı var sitenin etrafında beton bildiğiniz çim falan değil ya da toprak yürüyüş yolu değil. Her gün işte 10 defa sitenin etrafında turlayıp işte eve gelip de 2 tane plastik su şişesiyle işte kendimce YouTube'dan seyrettiğim sporcuların verdiği 15 dakikalık programlarla
Gayet de güzel spor yapıyorum. İsteklerim aslında beni ne kadar engellemiş diye baktım. Yani 10 yıldan bu yana bir şeyleri bahane ederek istek, yani ihtiyaç diye düşünerek aslında ihtiyacımın tam olarak ne olduğunu bulamamışım. Şimdi keşfettim. Yani bu 6 haftada keşfettim. Benim zihinsel olarak rahatlama ihtiyacım var. Ve ben bunu sporla gerçekleştirebiliyorum. Ve bunun için hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sadece kendimi ikna etmeye ihtiyacım varmış. O yüzden bu dönem bazı kendi içimizde olan, iç zihnimizde süre gelir bir şekilde planladığımız ama bir türlü gerçekleştiremediğimiz ya da işte ertelediğimiz, bahaneler üreterek ertelediğimiz birçok şeyi yapmamız için bir imkan. Biraz pozitif taraftan bakmak gerekirse Allah hepimize sağlık versin, sevdiklerimize, çevremize inşallah en kısa sürede sağlıklı bir şekilde çıkarız. Ama bu süreci de biraz zihin yapımızı böyle ameliyat eder gibi bakmamız gereken bir zaman. İşte ben de ne oluyor? Ben eskiden bunlara ihtiyacım varken şu an niye ihtiyaç duymuyorum? Ya da ben bu tarafta hangi istekleri yerine getirmeye çalışırken neleri kaçırdım? Biraz burada kendimize sorular sormamız gereken bir dönem. Buraya bir örnek yazdım. Sizde kalacak sunum. Sonrasında bir kendiniz için sunum bittikten sonra ya da işte bu bol vaktinizde vakit bulduğunuzda bir göz atarsınız. Tek sormanız gereken böyle süre gelir bir şekilde yapamadığınız bir şey varsa bu istek bana ne sağlıyor diye sorduğunuzda her cevabınızdan sonra sonuca ulaşabiliyorsunuz. Yani ben spor yapmaktan örnek verdim. Spor yapmak bana ne sağlıyor? Fit bir görünüm, sağlıklı bir yaşam, işte zihnimin rahatlaması, bir sürü seçenek çıkıyor. En önemlisini seçin içinden. Sonra yine sorun. Bu bana ne sağlıyor? Bu şekilde kendiniz için gerçekten zihninizi de ikna ederek güzel bir uğraşı bulabilirsiniz. Size örnek olarak kalsın. Farklılıklardan bahsetmiştim. Hepimizin eşsiz olmasından. Bu onunla ilgili bir slide aslında. Biz zihin yapımızı ne kadar iyi yönetebilirsek, bize sürekli içten gelen bu algılarımızın yönlendirdiği bazı duygularımız var. Sürekli yeni bir değişime girmek noktasında olmaz, yapamazsın. İşte güvenli değil, zarar görürsün denilen bir iç müdahaleci dediğimiz ya da biz iç ses olarak nitelendiriyoruz onu koştukta. Onu ne kadar susturabilirsek, ne kadar öğrenen zihinde kalabilirsek, kendi egomuzu o kadar dengede tutabiliyoruz. Ego aslında yüksek egodan hep bahsedilir. Ego gerekli bir şeydir. Ego benliktir. Yani biz varlığımızı gösterdiğimiz benliğimizdir. Ama yüksek olan ego zarar verir. Ama düşük olan ego da zarar verir. Yani bir pasif insan türleri de vardı çevremizde. Belki karşılaşmışsınızdır. Yani mükemmel bilgisi vardır. Teknik anlamda, bilgi anlamında her şey. Ama özgüvensizdir. İçine kapanıktır. Vücut dili bile, beden dili bile bu şekildedir. Bu egonun düşük olduğu anlamındadır. Kendini ifade edemez kişi. Bir de tam tersi çok yüksek egolu kişiler vardır. Altı boştur. O şekilde davranır. Balon gibi. Ne kadar şişerse bir noktada patlayacağının farkına varmadan devam eder hayatına. Bizim egoyu dengelememiz gerekiyor. Bunu ancak zihin yapımızı dediğim gibi dengede tutarak yapabiliriz. Yani biz anda kalmak diyebilirsiniz. Dengede kalmak diyebilirsiniz. Pozitif psikolojide işte herkesin inancına göre nasıl adlandırdığınız hiç önemli değil. O anda kalıp onun tadını çıkarmak bile zihninizin dengeye geldiğinin aslında göstergesidir. Bu süreçte yine hepimiz yemek yemenin, kahve içmenin en basit örneklerle, ne bileyim mutfakta hep beraber ya da tek başınıza keyifli bir şey yapmanın farkına varmışızdır diye düşünüyorum. Hepsinden ayrı ayrı zevk almaya başladım ben kendi adıma.
O yüzden biraz zaman ayırmak gerekiyor kendimize. Bu da farkındalık kazanmamız için en büyük araç. Yani farkındalık demek farklı bakış açıları demek. Önce kendimizle ilgili farklı bakış açılarına sahip olmamız gerekli. Evet, sunum sonuna gelirken bir de biz hayattaki amacımız da nasıl hizmet ediyoruz? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Değerlerden bahsettik sunumun başından beri. Hayaller, hedefler üzerine konuştuk. İstekler, ihtiyaçları analiz etmeye çalıştım. En önemli şey bence tüm iletişimin ya da ilişkilerin altında kendimizin zihin yapısı. Bizi çevremizi, kendimizi, ilişkilerimizi, her şeyi şekillendiren şey bizden kaynaklı. Yani kendi zihnimizden kaynaklı. Ve zihnimizin yapısı hayatımızın amacına hizmet ediyor. Nasıl derseniz, hepimizin kendine özgü bir yaşam stili var, yaşam tarzı var, farklı beklentileri var. Yapmak istedikleri var bu kısacık zaman diliminde hayatta. Ona baktığınızda hayatımızın sonunda hiç kimse kalmayacak, biz olacağız. Yani hayat bizim hayatımız. Onun içine kattıklarımız sadece bizi zenginleştiriyor öncelikle. O yüzden biz nasıl bir iz bırakmak istiyoruz ve buna yönelik olarak nasıl bir çaba sarf ediyoruz? Nasıl bir sürekli olarak hani bir şeyler yapıyoruz evet hayatımızda. Hani üretiyoruz, çalışıyoruz para kazanmak için. Hobilerimiz var. Veya çevremizdeki çok güzel dostluklarımız var. Yani hep sürekli iletişim içindeyiz, ilişki içerisindeyiz. Ama günün sonunda biz hayatımıza ne katıyoruz? Yaptığımız her şeyle. Ve biz gittikten sonra nasıl bir iz bırakacağız? Bunu biraz durup düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Bununla ilgili olarak da şöyle bir hikayeyle bitireyim istiyorum. Pardon. İki kişinin hikayesi. Bunu eğitimde de anlatıyorum. Özellikle hayat izinde. Müteahhit ve marangozun hikayesi. Belki bileniniz vardır aranızda bilmiyorum. Ama yine de güzel olduğunu ve bu konuyla ilgili gerçekten bir farkındalık yaratacağını düşündüğüm için paylaşmak istedim sizinle. Müteahhit ve marangoz. Marangoz 40'lı yaşlarında genç bir müteahhitle tanışıyor. Marangoz işinde gerçekten ehil, başarılı ve gerçekten titizlikle detaycı çalışan bir kişi. Müteahhitle tanıştıktan sonra çok güzel bir ilişki kuruyorlar kendi aralarında ve müteahhit kendisinin yıllar içerisinde sağ kolu yapıyor marangoz. Yani bütün projelerine danışarak, sanki danışmanıymış gibi ondan onay alarak, tecrübelerinden faydalanarak güzel bir ilişkide buluyorlar kendilerini. Ama yıllar içerisinde tabii ki marangoz yaşlanıyor, 60'lı yaşlarına geliyor ve artık yorgun torunlarıyla ve çocuklarıyla vakit geçirmek önemli onun için. Müteahhite gidiyor ve diyor ki artık ben emekli olmak istiyorum. Müteahhit öncelikle kabul etmiyor. Çünkü çok değerli, tecrübelerinden faydalanabildiği, gerçekten yani sanat icra eden bir marangoz. Ama o kadar ısrar ediyor ki marangoz, onu kıramıyor ve tamam diyor. Yani sen artık yeni bir sayfa açmak istiyorsan, ben de sana engel olmayacağım ama sana son bir iş vereceğim. Bunu bitirdikten sonra emekli olabilirsin. Müteahhit alıyor marangozu, bir arsaya götürüyor. Planları oluşturuyorlar ve diyor ki bu evi senden rica ediyorum. İşte özel bir müşterimiz için yapıyorsun ve bana işte şu zamanda teslim ediyorsun. Ama diyor acele etme. Hani artık 60'lı yaşlardasın, yorgunsun ve artık yeni bir emeklilik hayali kuruyorsun. O yüzden içinden nasıl geliyorsa kendi zevkini yansıtacak, ustalığını gösterecek şekilde yap.
Aradan 2 yıl kadar geçiyor. O sırada marangoz işte biraz rehavete kapılarak, biraz emekliliğin hayalini kurarak, göstermesi gereken sanatını çok da konuşturmadan, işte burası böyle de olur, şöyle de olsa olur diyerek evi tamamlıyor ve müteahhit çağırıyor. Müteahhit geliyor, evi görünce çok şaşırıyor. Marangoza bakıyorum, bir şey söyleyemiyor çünkü hiç de onun elinden çıkmış bir ev değil. Onun sanatını yansıtabileceği bir ev değil. Ama hiçbir şey söyleyemiyor saygısından. Evi geziyorlar, işte teşekkür ediyor. Vedalaşmak üzere olurken marangoz anahtarı uzatıyor müteahhite. Müteahhit alıyor anahtarı. Ondan sonra marangoza bakıyor, teşekkür ediyor bütün hizmetleri için ve arkadaşları için, dostları için. Sonrasında anahtarı tekrar ona geri veriyor. Marangoz anlamlandıramıyor tabii şimdi. Anahtarı niye tekrar bana geri verdin? Diyor, senin emeklilik hediyendi. Baktın. Yani marangozun o andaki duygularını tarif etmek mümkün bile olmaz kendi içerisinde herhalde. Yaptığı tüm şu da böyle olur, şu da böyle olur dediği şeylerin hepsi aklından geçiyor. Çok utanıyor. O yüzden hayatta herhalde bırakmak istediğimiz iz de, ne iş yapsak, yaparsak yapalım, hangi ortamda bulunursak bulunalım, yaptığımız her şey kendi hayatımız için. Bu yüzden biraz daha farkındalıkla, zihin yapımızı gerçekten düşünerek, sorgulayarak devam etmek hepimiz için uzun vadede hem başarı getirebilir, hem de iyi dostluklar, iyi ilişkiler sağlayabilecek bir anahtar olduğunu düşünüyorum. Benden bu kadar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım bir noktada olsa da sizde bir soru işareti yaratabilmişimdir. Sormak istedikleriniz varsa ya da paylaşmak istedikleriniz varsa ben Yusuf'a devredeceğim ekranı ve oradan sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım.